Dün yoğun güvenlik önlemleri altında Münih'te başlayan ve bugün de devam edecek olan uluslararası görüşmelerde mutabakat sağlandı. Buna göre bir hafta zarfında Suriye'de ateşkes sağlanacak. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ayrıntıların önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi. Meksika'nın Monterrey kenti yakınlarındaki bir hapishanede rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavga, mahkumların çıkarttığı yangınla birlikte isyana dönüştü. Ülkede yaşanan en kanlı hapishane çatışmalarından biri olan isyanda en az 49 mahkumun hayatını kaybettiği, 12 mahkumun ise yaralandığı bildirildi. Hükümetin tarım sektörüne getirdiği ek vergilerin yanı sıra emeklilik ve sosyal güvenlik yasasında yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etmek amacıyla Yunanistan'ın çeşitli kentlerinden Atina'ya gelen çiftçiler Tarım Bakanlığı'na yürüdü. Öfkeli protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. Törene Tayvan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Tsai Ing-wen'in yanı sıra hala görevde bulunan cumhurbaşkanı Ma katıldı. Depremde en az 59 kişi hayatını kaybetmişti. Berlin Film Festivali için kentte bulunan ünlü aktör George Clooney, Başbakan Angela Merkel'le Suriye'nin durumunu ve mülteci krizini görüşmek üzere bir araya geldi. Clooney, festivalde yaptığı açıklamada Merkel'e mülteciler konusunda nasıl yardımı dokunabileceğini sormak istediğini söylemişti. 66. Berlin Uluslararası Film Festivali gösterişli bir galayla başladı. Festivalin açılış galasına ünlü aktris Meryl Streep, Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei ve dünyaca ünlü aktör Clive Owen gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Altın ve Gümüş Ayı için 18 film yarışacak.